मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया तूने तेरी मर्जी ये कैसी तेरी खुदगर्जी मेरे हमदर्द बेदर्दी मैं सांसा हरी हरी मैं रुलती मारी मारी मैं एक सादिजी बेनिम Hadi yakala şunu. Hadi. Koş koş. Nida. Evet anne. Daha ne kadar sürecek? Babam birazdan odadan çıkar, acele edin. Yarım saat daha oyalayıver. Yarım saat mi? Anne. O kadar beklemez. Oyalamaya çalış. Ablama söylerim acele eder. Hem babamı biz yukarı çıkaracağız, tamam mı? Tamam hadi çabuk olun. Abla. Efendim. Annem babamı daha fazla oyalayamazmış. Odasından çıkarsa tüm sürpriz bozulur biliyorsun. Tamam, 2 dakika kaldı. Bitmek üzere. Sen amcamlara haber verdin mi? Herkese haber verdim. Amcam, yengem, Ahsen abi. Hepsi gelecek ama sen acele et. Yoksa her şey mahvolacak. Tamam, hallediyorum. Ama daha az önce çay içtim. Yine mi getirdin? Nereye gidiyorsun? Eski bir arkadaşım var. Navid Zeydi. Navid Zeydi'nin oğlunun dersleriyle ilgili sorunları varmış. Onun için benden tavsiye almak istedi. Hem biraz sohbet ederiz dedim. Hayır. Oraya gidemezsin. Neden gidemiyormuşum? Yani bugün önümden bir kara kedi geçti. Kedi mi? Senin önünden kara kedi geçti diye mi gidemiyorum yani? İyi de sen ne zamandan beri böyle hurafelere inanmaya başladın? Lütfen gitme. İyi de neden gitmeyeyim? Kim engel olacak bana? Kızların. Hay Allah, kızların mıydı? Neden engel oluyorlar? Onu bilmiyorum ama onların izni olmadan gidemezsin. Senden bir şey istiyor muyum? Peki madem canın ne istiyorsa onu yap. Ne yapıyorsun? Burada böyle dur. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi ama. Tamam yürüyorum işte. Söyleyin artık ne oluyor burada? Sadece 2 dakika sabret. İyi de beni nereye götürüyorsun? Baba, sadece sana söylediklerimizi yap. Tamam, zaten bana söylediğiniz her şeyi yapıyorum. Ama bunu neden yaptığınızı anlayamadım. Önündeki hadi bakalım. Dikkat et ama. Sürpriz! Mutlu yıllar sana. Evet. Evet.
çayını getirdim. Doğum günü sürprizini nasıl buldun? Gerçekten güzeldi, çok beğendim. Dinle, ben düşündüm de... Rehan'la artık konuşsan mı? Ahsen ve Mehek için. Neden? İkisi sözleneli uzun zaman oldu. Artık evlenmeleri gerekmiyor mu sence de? Bak Nahit, kızlarımla ilgili ne düşündüğümü biliyorsun. Ben onları bir an önce evlendirmek için okutmuyorum. Önlerinde bir hedefleri olsun istiyorum. Ve bağımsız olsunlar. Ahsen de okuyor zaten. Bu konuyu sürekli gündeme getirmeyi de hiç doğru bulmuyorum. Bana kalırsa söz işi de biraz aceleye geldi. Eski kafalı anneler gibi düşünme. Biz kızlarımızı evlendirmek için acele etmeyeceğiz. Allah nasıl dilerse vakti geldiğinde hepsi olur, merak etme. Ben de öyle düşünüyorum. Neyse hadi söyle. İşini ne zaman bitireceksin? Saat çok geç oldu. Daha bitmedi. Birkaç gün içinde sınav notlarını okula teslim etmem gerek. Bu çok önemli. Hadi o zaman. Nida hala uyuyor mu? Nida? Nida? Uyan, okula geç kalıyorsun. Baban aşağıda seni bekliyor. Kalkıyorum. Nida? Anne, bir şey mi yanıyor? Ah, yufkaları ocakta unuttum. Uyandır onu. Hadi ben aşağı iniyorum. Tamam, ben hallederim. Yağmur. Kalk artık. Hadi sabah oldu, okula gideceğiz. Allah'ım ya Rabbim, çok güzel bir rüya görüyordum ya. Öyle mi? Ne gördün anlatsana. Biliyor musun? Rüyamda yakışıklı biri bana doğru geliyordu. Boylu poslu biriydi. Ayrıca güneş gözlüğü de takıyordu. Kötü kalpli zengin bir adamın oğlu gibiydi. Ve üstelik çok havalı bir arabaya biniyordu ve korumaları onunkinden büyük bir arabayla geziyordu. Sonra onların arabaları bizimkinin yanına gelip aniden durdu. Kahramanım arabadan indi, elimi tutup beni oradan götürecekti ki yağmur yağmaya başladı. Saat 7 oldu. Kalk artık, babam bizi bekliyor. Rüyanda yeterince su görmüşsün. Bugün duşunu feda etsen de olur. Hadi yüzünü yıka, aşağı gel. Yoksa kahvaltını da feda etmek zorunda kalacaksın. Ne kadar sıkıcısın sen. Çok güzel bir rüya anlattın, beğenmedin mi yani? Nida, rüyayı gördün bitti. Gerçeğe geri dön artık. Gerçek dünyada kahraman falan olmaz. Sadece kötü adam olur. O da kabus gibidir. Senin hayatındaki kötü adamın adı fizik dersi Nida. Fizik mi? Olamaz, ben onu tamamen unutmuşum. Bugün hocam bana çok kızacak abla. Ne yapacağım ben? Ben bunu ne zaman yaptım? Hayır, sen değil, ben yaptım. Sen de bütün gece internette o gereksiz videoları izlemeyi bırakıp ders kitaplarına odaklanmaya çalışsan ödevlerini bitirebilirsin ve öyle tuhaf rüyalar da görmezsin. Şimdi çabuk ol, babam bizi bekliyor. Hemen hazırlan, hadi acele et, hadi. Çıkmamız lazım. 2 dakikaya geliyorum. Peki, geç kalma. Canım ben de annene sınav kağıtlarını okumam için bana yardım edeceğini söylüyordum. Tabii ki yaparım baba. Sormana bile gerek yok. Teşekkür ederim. Bak işte, sana demedim mi? Mehek bana yardım eder. Ama Nida'ya biraz ilgi göstermelisin. Küçük kızının dersleri kötü. Ona daha çok yardım gerekiyor. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Küçük kızım da gelmiş. Otur bakalım. Bu arada... Ablamı doğar doğmaz hastanede başkasıyla değiştirmişler herhalde. Mehek'i başkasıyla değiştirmişler ne demek? Anne, şunu bana söyler misin lütfen? Ablama benzeyen herhangi bir yanım var mı? Demek istediğim, kendisi fazlasıyla akıllı ve yetenekli. Kesin hastanede gerçek ablamla değiştirdiler. Açıkçası Nida, biz de aynı şeyi konuşuyorduk. Gerçeği sana daha önce söylemedik çünkü üzülmeni istemedik.
Hangi gerçeği? Sen aslında sen babamın kızı değilsin. Evin önündeki çöp tenekesi var ya, biz seni oradan almıştık. Baba, bu doğru mu? Ya ne oluyor abla? Hep aynı şeyi yapıyorsun. İkiniz de her seferinde onun tarafını tutuyorsunuz. Sakin evet. ol, sadece şaka. Sorun yok. Tamam, aslında geri kalan her şey şakaydı ama çöp meselesi ne yazık ki doğru Nida. Nasıl yani? Senin kafan gerçekten de çöp tenekesi gibi. Anne ya. Küçük kızımla uğraşmayın. Üzülüyor sonra. Anne nasıl çay yapmışsın? Süt fiyatlarından haberin var mı senin? Baban devlet hastanesinde doktor, tamam mı? Hastanenin sahibi falan da değil. Bu kadar maaşla ancak böyle çay içebiliriz. Neden sürekli maaşımdan şikayet ediyorsun sen? Çocuğun yanında konuşma bari. O benim oğlum. Şikayet ediyorum da ne oluyor? Sadece diyorum ki abinin hayatına bak. O da senin gibi sadece bir devlet memuru. Ama abin mesaisi bittikten sonra bir de özel ders veriyor. Evinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Peki benden ne istiyorsun? Söyle bana. Hastalara ders mi vereyim? Bırak Rehan. Neden konuyu böyle saptırıyorsun? Kaç kere söyledim. Klinik açalım. O zaman iyi para kazanırsın. Ama bu suç... O zaman hapse girerim. Tabii. Sanki bunu yapan ilk sen olacaksın. Öyle olsa bütün doktorlar hapiste olurdu, değil mi? Ahsen... Ahsen kahvaltın. Tamam mı? Mutlu musun? Şimdi rahatladın mı? Ne yani, her zamanki gibi bütün kabahat bende mi? Evet abi. Evet ben hazırım. 10 dakikaya geliyorum. Tamam. Zaten sabah sabah moralim bozuldu. Bir de şimdi motor çalışmıyor. Babam bunu kim bilir hangi uğursuz günde aldı. Hayatım cehennem oldu. Bu evde hiçbir şey yolunda değil. Amcam bu motoru sana 19. yaş gününde almıştı. Eskiden gayet iyi çalışıyordu. Nasıl kullandıysan haline bak. Mehek sen... Evet ben. Annem size kahvaltı yolladı da onu vereceğim. Söylesene, senin moralin neden bozuk? Annenden azar mı işittin yoksa? Hayır. Artık annemden azar işitmiyorum. Babam işitiyorum. Çok ayıp. İnsan evinde olup biteni kimseye anlatmaz. Selamünaleyküm amca. Ve aleyküm selam kızım, çok yaşa. Ne oldu? Bugün okula gitmeyecek misin? Hayır gideceğim. Sadece kahvaltı getirdim. Çabuk ol o zaman. Geride bırak. Abim bizi bekliyor. Hadi. Tamam. Çalış sana. Hadi, hadi. Hadi. Ah, çok şükür. Trafikte deli gibi araba sürüyor cahiller. Kim bunlar? Kırmızı ışık yanıyor, görmüyor musun? Kırmızı yanıyor diyorum. Gözün mü bozuk? Şemşir, boş ver şunu, bırak gitsin. Bana mı bağırdın sen? Kırmızı yanıyor dedim. Neden vuruyorsun? Kim?
kes o sesini. Benim ne suçum var? Kırmızı ışıkta mı geçeyim, onu mu istiyorsun? Senin suçun ben korna çaldığım halde önünde durmak. Baksanıza, az önce bize çarpan araba değil mi şuradaki? Kırmızı ışık yandığı için. Fark etmez. Evet abi, aynı araba. Ben gidip bakacağım. Baba gitme. Baba. Bir şey olmaz. Ama... Baba yapma abi. Lütfen. Neden kenara çekilmiyorsun? Eğer ışık kırmızı yanıyorsa senin için yanıyor demektir. Kornayı duymuyor musun? Ne yapıyorsun sen? Az önce arabama yandan çarptın. Neredeyse bizi öldürecektin. Şimdi de adam tokatlıyorsun. Derdin ne senin ha? Amca git arabana bin. Hiç terbiye almamışsın. Uyuşmuş kafayla trafiğe çıkıyorsun. Sana hesap soracak kimse olmamış demek ki. Ben ancak kendime hesap veririm. Dur. Ne oluyor, ne yapıyorsun sen? Sakin ol, hata yaptık tamam. Abi... Lütfen ateş etmeyin. Lütfen babama bir şey söylemeyin lütfen. Sadece bir hata yaptı. Ateş etmeyin lütfen. Özür dileriz. Geldi. Arabaya bin. Hadi bin. Abi, tansiyonun biraz yüksek. Evet. İlacını aldın mı? Hatırlamıyorum, sabah almışımdır sanırım. Ne gerek vardı buna? Serserilerle tartışman şart mıydı? Ya o adam seni vursaydı? Her neyse artık Reyhan, çocuklar kaldı. Mehek'le Nida'yı alıp okula bırakıver, olur mu? Elbette abi, elbette. Ben seninle kalacağım baba. Hiçbir yere gitmem. Önemli bir dersim de yok zaten. Tamam o zaman. Nida'yı bırak. Bugün önemli dersleri var. Kaçırmaması lazım. Kendine çok dikkat et. Akşam görüşürüz. Tamam mı? Teşekkür ederim. Hadi kızım çıkalım. Hüda hafız. Allah'a emanet. Allah'a hafız. Annem doğru söylüyor. O adamla tartışmana ne gerek vardı? Kızım her şey senin gözünün önünde oldu. O motorcuya ne kadar saygısızlık yaptı görmedin mi? Her şeyi gözlerinle gördün sen de. Baba, çocukluğumuzdan beri söylediğin bir şey var. Biz sıradan, orta sınıf insanlarız. Bazı sınırlarımız var. Her gün çalışarak hayatımızı kazanıyoruz. Eğer orada sana bir şey olsaydı, biz nasıl yaşayacaktık hiç düşünmedin mi sen? Tamam kızım, özür dilerim. Hı? Güzel, aferin kızıma. İlacını vereyim mi? Gerek kalmadı. Şimdi daha iyiyim, bir şeyim yok. Hoş geldiniz. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Alın şunu.
Alo. Ne zaman? Evet. Geliyorum. Tamam. Efendim, yemeği nasıl buldunuz? Yemek iyi, gayet güzel. Peki, otel nasıl? Otel de güzel. Beğendim, güzel tesis. Teşekkür ederim efendim. Efendim, ne gerek vardı? Kalsın. Memnun olacaksın. Teşekkür ederim efendim. Biz çıkalım. Akşam Neyyar Hanım'ın evinde yemek var. Gelinleri bizi davet etmek için aramadı mı acaba? Bence bu yemek meselesi sadece bahanedir anne. Duyduğum kadarıyla evini yenilemiş. Yeni İtalyan fayansları döşetip mobilyalar almış. Sadece gösteriş yapmak istiyor. Bu çok normal hayatım. Ah Dara. Dara, ofisten erken gelmişsin. İşim erken bitti. Şemşir nerede? Odasında olmalı. Şamir de yanındaydı. Pek iyi değil sanırım. Şamir tansiyonu çıktı dedi. Çok tuhaf. Ben bir bakayım. Gerçekten tuhaf. Hı? Her neyse, bu akşam mutlaka gitmemiz gerek. Bu nasıl tansiyon böyle? Kusura bakma abi. Bu nasıl bir yaşam şekli? Bütün millet işe giderken o eve yeni geliyor. Annesi evdeyken, yengesi evdeyken. Bu ne sorumsuzluk? Eve her gün alkollü gelmesinin sebebi ne? Benim müdahale etmem gereken bir şey var mı? Hayır Dara abi, her şey yolunda. Emin misin? Evet, kesinlikle. En azından eve dönüp şerefimizi kurtarmış. Çıkarken ışıkları kapatırsın. Tamam. Ateş etmeyin lütfen. Özür dileriz. Özür dileriz. Ne yapıyorsun? Millet lütfen. Bizi izliyor. Gel. Lütfen. Gel dedim. Arabaya lütfen bir şey yapmayın. Hadi bin. Neden bana izletiyorsun? Her gün yaptığı şeyler. Bana 5000 beğeni ve yaklaşık 2000 yorum gelmiş. Zengin adamın şımarık oğlu. Gereksiz delinin teki. Şemşire böyle garip isimler takmaya başlamışlar. Evet, doğrudur. Bu serserinin nesini beğeniyorsun anlamıyorum. Onda beğenilmeyecek ne olabilir ki? Maço bir erkek. Hiç kimseden çekinmez. Hiç korkusu yok. Üstelik de her şeye sahip biri. Sahip olamadıklarının da garantisi var diyelim. Tercihlerin oldukça garibime gidiyor. Düşünsene, eğer Nevatzade Dilaver ismini ortadan çıkarırsak şu anda yeri neresi olurdu?
Hayır, yanılıyorsun. Onun kimsenin adına ihtiyacı yok. Tek başına da isim yapabilirdi. Doğru ya. Nasıl bir isim yapabileceğini az önce izledik zaten. Bu konuda tartışmayı bırakalım. Hadi giyin, hazırlan. Ben teyzenin yanına gidiyorum. Bekle. Kayınvalidemle bu kadar çok ilgilenmene gerek yok. Beklentileri artıyor sonra. Abla, hele bu eve bir geleyim. Gereksiz beklentileri yok etmeyi çok iyi bilirim. Sen hiç merak etme. Lütfen, lütfen ateş etmeyin. Lütfen babama bir şey söylemeyin. Lütfen, bir hata yaptım. Annenle konuştum, birazdan uyanır dedi. Boş bir paket vardı. Çöpe attım. Bir daha sakın eşyalarıma dokunma. Hoşuma gitmiyor. Boş bir pakete dokunulmasından neden rahatsız oluyorsun? Ne olursa olsun benim paketim. Canım ne isterse onu yaparım. Senin dokunmana gerek yok. Çayına şeker koy istersen. Bu öfken biraz olsun yatışır belki. Burada ne işin var? Sana kahvaltı getirdim işte. Neden? Bütün hizmetçiler öldü mü? Benim hizmetçilerden farkım yok mu yani? Böyle saçma konuşmalar adetim değildir. Dinlemek istemiyorum. Bu arada uyurken ne kadar ünlü olduğunu biliyor musun? Ne demek o? Bunu bana da yolla. Yolladım. Bu arada insanlar senin hakkında olumsuz yorumlar yapıyor. Millet ne der hastalığından? Çoktan kurtuldum. Baba. Araştırma raporuna göre eğer Sind bölgesinde bir şeker fabrikası kurarsak birkaç yıl içinde büyük kâr elde edeceğiz. Biliyorsun Şadatkot'ta büyük arazimiz var. 12.500 dönüm. Eğer orayı kullanmak istersen kullan. Tabii, gidip bakabilirim. Otelin sahibi akşamdan beri burada efendim. Eğer onunla konuşmak isterseniz... Neden burada? Bilmiyorum baba. Gelsin bakalım. Adamı gönderin. Otur. Teşekkür ederim. Efendim, bu söylediğim için üzgünüm ama bu çeki alamam ben. Lütfen bu sizde kalsın. Neden? Az mı geldi? Hayır efendim. Açıkçası ben bu çeki otelim için bağış olarak vermiş olabileceğinizi düşündüm ama akşam bir adamınız geldi. Bütün belgeleri hazırlamış, oteli size devretmemi istedi. Bak, ben burada hayır kurumu işletmiyorum. Sana bağış yapacak değilim. Tamam mı? Efendim, ben oteli alın terimde. Çok zor şartlar altında kurdum. Size de anlatmıştım. Benim bütün varlığım o otelden ibaret. Onu elimden alırsanız evsiz kalırım. Sokaklara düşerim. Keşke o çeki geri vermeseydin.
Birkaç gün sonra değil, aylar sonra sokaklara düşersin. Artık ne yaparsın bilemem. İmzaları attırın. Onu evine gönderin. Efendim, efendim, lütfen bunu bana yapmayın. Sessiz olun. Efendim, lütfen. Durun lütfen. Çocuklarım var efendim. Lütfen efendim. Beni dinleyin efendim, lütfen. Efendim. Allah aşkına telefon etsene, evi ayağa kaldırdım. Sana video gönderdim, gördün mü? Göndermene gerek yok ki. Her yerde zaten var. Her neyse, o kız kim? Ne demek o kız kim? Şimdi bana soru sorma. O kızın kim olduğunu bul. Yeterince sorunumuz var. Video viral oldu. Her yerdesin. Bütün bağlantılarını kullan. Sabaha kadar o kızın nerede yaşadığını ve ne iş yaptığını öğren bana. Sabah bitsin bu iş. Ne dediğimi duymadın mı sen? Sabah Dara abi de seni sordu. Ne kadar idare edebilirim? Bir şey daha var. O video hakkında çok fazla yorum yazılmış. Bana kalırsa yorumlara ailesinden birileri de cevap yazmıştır. Onu bulmakta fazla zorlanacağını sanmıyorum. Dediklerimi hiç dinlemiyorsun. Bu kadar inatçılık iyi değil. O kızda ne var söyler misin? Daha yeni uyandım. Muhtemelen bütün gece de uyumayacağım. Bu arada sen de kızın yerini ve kim olduğunu öğrenebilirsin. Ara sıra telefon edip sorarım. Ama sabaha kadar bul onu. Sabaha kadar. Belki biraz iyi gelir dedim ama nerede? Hoş geldin Annelip. Ne zaman geldin? Az önce geldim abi. Şimdi nasıl oldu? Ne yaşadınız öyle? Ben gayet iyiyim. O kadar önemli bir şey yok zaten. Ufak bir meseleyi büyütüp göklere çıkardılar işte. Şuna bak, biz mi büyüttük? Abi, duyduğuma göre o genç adam aşırı zengin biriymiş. Zenginler günümüzde böyle sorunları çözüp uzlaşmak için büyük paralar harcıyor abi. Eğer kabul edersen bu konuyu bizim Rehan'la da bir konuşalım. Doktor olarak o halletsin ha? Yanlış hatırlamıyorsam Andelip senin yaptığın kakule çayını çok seviyordu. Değil mi Nait? Hadi sen ona çay yap olur mu? Benim odama da bir bardak getiriver. Tamam mı? Siz sohbetinize devam edin. Olur getiririm. Şunlara bak. Sanki derdimiz kakule. Ünlü bir iş adamının oğlu, çocuklarıyla birlikte yolculuk yapan sıradan bir öğretim görevlisine yol ortasında saldırdı. Abla, bir günde resmen sosyal medya fenomeni oldun. Yorumlara bak, şuraya bak. İnsanlar senin hakkında neler yazmış. Masum kız, naif kız falan. Ama o çocuk gerçekten çok rezil oldu. İnsan içine çıkamıyordur artık. Seni buraya yardım etmen için çağırdım. Ben orada olsaydım durum farklı olurdu. O serseriyi yere yapıştırırdım. Bence o çocuk seni bayıltırdı. Babamın halini görmedin mi? Seni eve hediyeyle taşırlardı bence. Boş konuşmayı bırakın artık. Yarın babamın bu kağıtları üniversiteye teslim etmesi gerekiyor. Üstelik size sadece toplama görevi vermiştim. Siz işi bıraktınız, dalga geçmeye başladınız. Bana hiç yardımcı olmuyorsunuz. Ama doğru söylüyorum. Eğer orada olsaydım seni korkutmasına asla izin vermezdim. Görürdün benden nasıl dayak yiyor. Mac, kızım. Evet baba, geliyorum. Yazık sana. Ablam hala sana yüz vermiyor, öyle değil mi? Sen olduğun sürece onun hayatında yer edinmem mümkün değil. O zaman boş umutlara kapılma istersen. Neyse bırak şimdi. O notları toplamayı bitireceksin. Yapıyorum hadi. Zaten. Büyük annem kılıklı. 17 artı...
Ne oldu sana? Neden uyumuyorsun? Uykum kaçtı. Bir şey düşünüyordum. Bir türlü yatamadım. Biliyor musun Nait? Kimse... Hiç kimse benimle o şekilde konuşmadı. Ders verdiğim çocuklar aşağı yukarı o delikanlının yaşında olmalı. Nasıl aileler var böyle? Çocuklarına kalem yerine silah veriyorlar. Üstelik iyi bir şey yapmış gibi gurur duyuyorlar. Böyle çocuk mu yetiştirilir? Yüzünde çok acımasız bir ifade vardı. Sanki beni öldürecekmiş gibi. Allah korusun Ekrem. Bak bana sorarsan bu konuyu fazla kafana taktın sen. Bizim gibi sıradan insanlar böyle bir haksızlık yaşadıkları zaman gidip şikayetçi olmayı isteseler bile maalesef başvuracak bir yer bulamıyorlar. Şikayetçi olmayı başaranlarsa sonradan baskı görüyorlar. İstemeseler de uzlaşıyorlar. Böylece konu kapanıyor. Ne kadar çok düşünürsen o kadar çok üzüleceksin. Konu kapandı artık. Unut gitsin. Yarın inşallah normal hayatına geri dönersin. Yavaş yavaş bu konuyu unutursun. Belki de haklısın. Bu konuyu çok büyüttüm. Herhalde fazla kafaya taktım. Bence de birkaç gün sonra geçer. Hepsini unuturum gider. Tamam, hadi uyuyalım. Senin de uykunu böldüm. Lütfen uyu, yatalım artık, hadi. Abla. Ahsen abinin seni sevdiğini biliyorsun değil mi? Ben hiç öyle şeyler düşünmüyorum. O kuzenim. Ayrıca sözlüm. Zaten babam ne isterse o olur. Evet, anlıyorum. Ama her insanın kişisel tercihleri vardır değil mi? Yani sen kendi hayatın için bir şey düşünmüyor musun? Evet, düşünüyorum. Önce eğitimimi bitireceğim. Yüksek lisans yapacağım. İyi bir iş bulacağım. Ve babama yardımcı olacağım. Peki evlilik bunların neresinde? Evlilik mi? Benim evliliğime babam karar verir. Hey, ne demek bu? Nida. Bizi babam yetiştirdi, eğitti, terbiye etti. Hayatımızda olmayan ne var ki? Bizi bu yaşa kadar getirip mutlu etmeyi başardı. Söylemek istediğim hakkımızda ne karar verirse bizim için hayırlısı odur. Abla bazen ne demek istediğini hiç anlamıyorum. Sen işine gelmeyince hiç kimseyi anlamıyorsun zaten. Bunda bizim suçumuz ne? Ayrıca unutma. O telefonu bir dakika elinden bırakabilirsen her şeyi anlayacaksın zaten. Sen de sürekli benim telefonumun peşindesin. Ben yatıyorum. Güzel rüya saatin başlamak üzere canım. İyi geceler. İyi geceler. Lütfen ateş etmeyin. Lütfen babama bir şey söylemeyin. Lütfen. Sadece bir hata yaptı. Evet Şamir. Aradığın kızı az önce buldum. Adı Mehek. Babası öğretim görevlisi. Kız kardeşi blog yazarı. Oradaki yorumlara o yazmış. Adresiyle telefon numarasını sana yolladım. Bana bak, biliyorum. Sana bir şey söylemenin bir faydası olmayacak. Ama bu konuda herhangi bir şey yapmadan önce... Ailenin durumunu ve babanın itibarını düşünsen çok iyi olacak.
Selamun aleyküm amca. Aleyküm selam. Baban nerede? Yolda, geliyor. Biraz geç kaldık. Sen gidiyor musun? Evet, ben de okula gideceğim. Tamam hadi. Ayetel Kürsi oku giderken. Hadi Allah'a emanet. Hadi millet, çabuk olun biraz. Geldim baba. Kızım acele etsenize, çok geç kaldık. Nida da geliyor. Hadi. Nida. Düzgün video çekin. Tamam mı? İyi görünüyor muyum? Ama çekmeden önce şunu düşünün. Hayatınızın son videosu olabilir. Çekim yapan birini görürseniz anında vurun gitsin. Nasılsın amca? Beni tanıdın mı? Kızın için sadaka veriyor musun diye sormak istedim. İlikleyecektim. Ne demek istiyorsun? Sadaka. Kızının adına diyorum. Neden? Vermelisin. Kızına aşık oldum. Ondan hoşlanıyorum. Ve derler ki eğer bir şeyi çok seversen, onun adına sadaka vermelisin. Yapmazsan nazar değebilir. Biz şerefli insanlarız. Burada rezalet çıkarmana hiç gerek yok. Ben haydut değilim amca. Ben de şerefli biriyim. Şimdiye kadar durumu anlamışsındır herhalde. Rezalet çıksa da benim için fark etmez. Ama seni etkileyeceği kesin. Tamam, endişelenme. Bak şimdi kayınpeder, bana kalırsa bu konuyu içeride konuşalım. Sakince oturalım, su içelim, çay içelim, huzurlu bir sohbet olsun. Ayrıca açıkçası böyle kapı önünde dikilmek olmaz. Herkes bize bakıyor. Evde bir klima bile yok mu? Sen neden buraya geldin? Az önce bunu konuştuk ya. Sana kızını sevdiğimi söyledim. Sen... Burası saygın bir mahalle ve biz burada şerefimizle yaşıyoruz. Bunu bozmaya hakkın yok. Git buradan. Ben kötü biri değilim. Demek istediğimi anlamıyorsun. Teyze, sen anlamasını sağla. Ona defalarca açıkladım. Gayet kibar bir dille... Amcaya Mehek'ten hoşlandığımı söyledim. Aklımda kesinlikle kötü bir niyet yok. Onunla evlenmek istiyorum. Senin kızınla nikah yapacağım. Durumunuzu da dert etme. Oğlum, evlilikler bu şekilde olmaz. Mehek seni hiç tanımıyor, sen de onu hiç tanımıyorsun. Biz kızımızın geleceği için başka şeyler düşünüyorduk. Yani şu anda onu evlendirmeye niyetimiz yok. Olsun, fikriniz değişebilir. Ayrıca beni tanımıyorsanız, o da sorun değil. Çağırın gelsin konuşalım. Ben aynı kadar net ve şeffaf biriyim. Beni iki aklın dakikada... Aklın başında mısın? Kızımı çağırıp seninle burada oturmasını mı isteyeceğim?
Evet. Çünkü ondan hoşlanıyorum. Ama biz senden hiç hoşlanmıyoruz. Kızım da hoşlanmıyor, git buradan. Orasını bana bırakın. Ben onu ikna ederim. Lütfen bizi bağışla. Dün olanlar çok yanlıştı. Senin işine karışmakla büyük hata ettik. Şimdi git buradan. Aman ne güzel. Kibarca anlatmaya çalışıyorum. Saygıyla konuşuyorum ama anlamıyorsun. Sana kızın Mehek'ten hoşlanıyorum dedim. Eğer ben birini sevdiysem, o mutlaka benim olur. Bana kızmana gerek yok. Bu yaşta öfke yakışmıyor. Tekrar kibarca söylüyorum. Seninle saygılı bir şekilde konuşuyorum. Ben Mehek'le evlenmek istiyorum. Bu konuda kararımı söyledim. Ve senin kararının ne olduğu umurumda bile değil. Yine de düşünebilirsin tabii. Sonuçta benim istediğim olacak. Şimdi Mehek'i gönül rızasıyla bana teslim edersen çok iyi olur. Bizi sen evlendir. Eğer bunu yapmazsan, Mehek'i senin gözünün önünde alıp götürürüm buradan. Kızını kaçırırım. Artık akraba sayılırız. Bir dahakine çayınızı içerim. Daha çok geleceğim amca. Eviniz gerçekten sıcakmış. Bir ara buraya klima göndereyim. Bak bak, dışarı çıkıyor. Sanırım artık gidiyor. Gidiyor mu? Gitti mi? Hayır. Şimdi durdu. Durdu mu? Neden? Ne yapıyor ki? Bana bakıp gülümsedi. Şimdi ne? Arabasına bindi. Sonunda gitti. Gitti mi? Evet. Ama abla, neden buraya geldi? Ben nereden bileyim? İyi ki görmedin. Az önce sokakta herkes durmuş bizim eve doğru bakıyordu. Biz herkese rezil olduk Nida. Neden abla? Neden biz rezil oluyoruz? Hiçbir şey yapmadık ki. Bilmiyorum. Yani babamla benim hakkımda ne konuşmak istemiş olabilir ki? Gerçekten çok korkuyorum. Aşağı inelim mi? Olur, inelim. Bence hemen karakola gitmeliyiz. Polisten dayağı yesin, aklı başına gelir zaten. Abi, Ahsen doğru söylüyor. Sonuçta bu ülkede kanun var, düzen var değil mi? Değil, buna hiç gerek yok. Bunlar zengin ve güçlü insanlar. Onlara hiçbir şey olmaz. Boş verin. Karakola gitmek işe yaramaz. Ama anne... Andelip haklı aslında. Kızımız söz konusu. Dikkatli olmalıyız. Polise falan gidemeyiz. Bak abi, adam evimize kadar geldi. İsterse her gün yine gelir. Yani mutlaka bir şeyler yapmalıyız. Mehek, o adamı ne zamandan beri tanıdığını neden bize söylemedin? Hayır yenge, öyle bir şey yok. Ben onu hiç tanımıyorum. Çok iyi. Onu hiç tanımıyorsun ama peşinden kalkmış buraya kadar gelmiş. Ben bu konuda kızıma güveniyorum Andelip. Evet, tabii abi. Ben sadece sormak istedim. Kızım.
Kızım, artık okula gitmeniz lazım. İlk dersi kaçırdınız zaten. Hadi. Çantalarınızı alıp hemen çıkın. Ben de geliyorum abi. Akşam Shining Star yetimhanesinin davetine gideceğiz. Onur konuğu sensin, sakın unutma. Sence bu akşam ne kadar bağış yapmamızı bekliyorlardır? Oldukça fazla ama 5 milyon ver, memnun olurlar. Şemşir. Evet baba. Seninle konuşuyorum. Seninle konuşurken can kulağıyla dinlemeni isterim. Evet, dinliyorum. Nereden geliyorsun? Dışarıdan. Evet, dışarıdan geldiğini görebiliyorum. Bütün gece aylak aylak geziyorsun. Millet işe giderken sen eve daha yeni dönmüş oluyorsun. Ne olacak senin bu halin böyle? Bence bir şey olmayacak. Ama şunu iyi biliyorum. İki elimle daha harcasam, senin büyük servetini azaltmayı başaramam. Sana izin verdiğim sürece servetimi saçıp dökebilirsin. Yani istersem bu lüks hayatına son verebilirim. Hayatın hakkında ciddi düşünmeye başlasan iyi edersin. Bırak onu. Daha çocuk, öğrenecek. Çocuksa haddini bilerek konuşsun o zaman. Anlamasını sağla. Bu saçmalıkları dinleyecek vaktim yok. Oğlum, babanla tartışıp durma, hele bu konularda. Bundan hoşlanmadığını biliyorsun. O zaman birbirimizi görmesek iyi olur. O senin baban değil mi? Neden böyle konuşuyorsun? Anne, şu an çok yorgunum. Ama nereden geliyorsun böyle? Muhasebe kayıtlarını inceledim baba. Bana kalırsa Şah Bey ve oğullarına biraz baskı yaparsak yeni proje için 500 dönüm arazinin neredeyse 300'ünü bağışlayabilirler. Baba? Evet. Evet tabii. Tabii. Mutlaka öyle yapmalıyız. Onlara her şekilde baskı yapalım. Polis aracılığıyla yapabilirsin veya parayla da yapabilirsin. Eğer hiçbiri yetmezse onlara maliyeyle görüşeceğimizi söyle. Maliye deyince herkes korkar. Hemen diz çökeceklerdir. Yoksa canını sıkan bir şey mi var? Şemşir. Benim canımı şemşirden başka ne sıkabilir ki? Bu konuda senden yardım almayı düşünüyordum. Yarından itibaren onu ofise getir. Yanımızda olursa bizimle işe odaklanır. Başka şeylerle uğraşamaz. Belki bu sayede düzelir. Bana sorarsan olduğu yerde kalsın. Onunla ilgileneceğim. Eğer buraya gelirse başka sıkıntılar ortaya çıkabilir. Çabuk öfkeleniyor. Doğrusu bence şu anda onu buradan uzak tutmak çok daha iyi olacak. Ama sen bilirsin tabii. Pekala, sen münasip bir yolunu bul işte. İleride bir sorun çıkacak olursa o zaman çözeriz. Başka çaremiz yok. Bütün kayıtları kontrol ettim. Evet, evet. Ben hepsine baktım. Sadece şurası ve şurası önemli. Farva, şuna da bir bak. Nasıl? Dinle, neden bize yeni tasarımlarını göstermiyorsun? Hep aynı şeyleri getiriyorsun. Hanımefendi, bunların hepsi yeni tasarımlar.
Bu yüzden özellikle size gösteriyorum. Yeni müşterilerime sunmam birkaç özel tasarımım var. Arabada duruyor. İsterseniz getireyim. Lütfen. Artık bu setlerin hepsi aynı görünmeye başladı, değil mi? Anne, şemsir hakkında bir şey düşündün mü? Ne demek istiyorsun? Davranışlarından bahsediyorum. Dara da endişelenmeye başladı. Babam onunla bu konuyu konuşmuş. Of, Şemşir'le babası oldum olası anlaşamaz. Aralarında sorun çıkmasın diye sabah akşam dua ediyorum. Anne, bence babam endişelerinde haksız sayılmaz. Ne yapabilirim? Şemşir nasıldır bilirsin. Ona istemediği herhangi bir işi zorla yaptıramayız. Neden onu evlendirmiyorsun? Ne? Birçok insan evlenip sorumluluk aldıktan sonra çok değişir derler. Hiç fena fikir değil. Olur, sen onun yengesisin. Ona bizim standartlarımıza uygun güzel bir kız bul. Peki. Tam Şemşir'e göre ve size uygun bir kız bulacağım. Bütün şikayetleri bitirecek. İyi olur. Evet, getirin bir bakayım. Aa, bu çok güzelmiş. Çok beğendim. Beni mi çağırdınız? Evet, oturun lütfen. Buyurun. Evet efendim. Ekrem Bey, söyler misiniz? Ne zamandan beri burada çalışıyorsunuz ve birbirimizi tanıyoruz? Sanırım 21 ya da 22 yıl oldu. Yani uzun zamandır bu üniversitede görevliyim ve aynı zamanda sizinle de 5 yıldan fazladır tanışıyoruz ama... Neden soruyorsunuz? Çünkü bugüne kadar kendinizden hiç bahsetmemiştiniz. Navapzade Dilaver'le ve onun ailesiyle bir yakınlığınız olduğundan haberimiz yoktu. Siz kimden bahsediyorsunuz? Dedim ya, Navapzade Dilaver'den bahsediyorum. Bugün oğlu benimle görüşmeye geldi ve bize bu bağış çekini verdi. Ayrıca sizinle özel olarak ilgilenmem gerektiğini söyledi. Eğer böyle bağlantılarınız varsa doğrudan benimle konuşabilirdiniz. Zahmet edip buraya kadar gelmesine ne gerek vardı? Her neyse, sonuçta aldığınız maaş artacak. Ayrıca onunla görüştüğünüz zaman, yani benim adıma da teşekkür edin lütfen. Hayır efendim, maaşımı yükseltmenize gerek yok. Çünkü ben aldığım maaştan gayet memnunum ve razıyım. Efendim, ben hayatımın oldukça uzun bir kısmını eğitime hizmet ederek geçirdim. Bugün sahip olduğum makam ve itibar Allah'ın lütfu sayesinde. Bugüne kadar hep özveriyle çalıştım. Bu benim tek servetim, tek hazinem. Efendim, bu Dilaver mi, Navapzade Dilaver mi? Her kimse onunla hiçbir bağlantım yok. Ve ayrıca bu çekle de hiçbir şekilde yok. Benim ders saatim geldi. Dün akşam aradım. Neden telefonu açmadın? Bilmem, duymadım. Haydi ama. Seni hiç anlamıyorum. Senin problemin ne Mehek? O çok yakışıklı bir çocuk. Üstelik çok da zengin. Hepsinden önemlisi de senden çok hoşlanıyor. Evlenmek için ısrar ediyorsa evet de gitsin. Sen aklını kaçırdın herhalde. Ben zaten sözlüyüm. Ama sözlü olmasaydım da öyle biriyle asla evlenmezdim. Babamın alnına silah dayamış biri. Babam ondan nefret ediyor. Ya sen? Şuna bak. Buraya kadar gelmiş. Ne oluyor Mehek? O geldi. Hangi yüzle geliyor? Kalkın, dersini verelim şunu. Hadi.
Ne düşünüyordun? Kimsesi olmadığını mı? O bizim kız kardeşimiz. Bana bu kadar kayınbiraderim olduğunu söylememiştin. Doğrusunu isterseniz ben kız kardeşinize aşık oldum. Bugün korumaların da yok. Seni öyle bir döveceğiz ki bundan sonra hiçbir kıza bakmaya cesaret edemeyeceksin. Ha? Dostum daha iyi beslenmeye çalış. Ayrıca spor da yap. Korumalarımın görevi beni değil, benim dışımdakileri korumak. Bana eşlik ediyorlar. Çünkü onları benden koruyacaklar. Buraya geldim. Hava çok güzel, bir yerde oturup konuşuruz diye düşündüm. Neden herkes beni gördükten sonra bu şekilde tepki veriyor bilmiyorum. Kötü biriymişim gibi. Öyle miyim? Moralimi gerçekten çok bozdular. Seni arayacağım. Açsan iyi olur. Telefonunu. Ne dedi sana? Bir şey demedi baba. Ama bir şey söylemiş olmalı. Hayır baba, sadece konuşmak istemiş ama sonra başka zaman konuşuruz dedi. Hayatımızı kendine eğlence yaptı resmen. Canı isteyince eve, canı isteyince okula geliyor. Bu adam yıllardır kazandığımız itibarı mahvetmeye çalışıyor. Bazen canım öyle sıkılıyor ki herkesi alıp buradan kaçasım geliyor. Bununla daha ne kadar uğraşacağız bilmiyorum. Endişelenme baba. Her şey yoluna girecek. Evet. Sen de merak etme kızım. O herif delinin teki. Yakında çekip gider. Endişeye gerek yok. Nasıl şimdiye kadar onu dövme fırsatı bulamadım ki? Adam kendini bir şey sanıyor. Ona dur diyen yok tabii. Hele bir karşıma çıksın. Ahsen, babam gerçekten çok endişeli. Herkes benim hakkımda konuşmaya başlamış. Ailem benim yüzümden iyice rezil oldu. Senin bir hatan yok ki. Neden kendini suçluyorsun? Başka kimin hatası olabilir Ahsen? Bunlar kimin suçu? O buraya benim için geldi. Okula gidip yüklü miktarda bağış çekiverdiğini biliyor muydun? Babam dekanın karşısında çok mahcup olmuş. Ben polise gidip şikayetçi olalım demiştim. Eğer bunu yapsaydık bu iş bu kadar uzamazdı. Ahsen, polise gitmenin hiçbir faydası yok. Babam sonuçta yine bizim üzüleceğimizi söyledi. Yani bana kalırsa hayatta onu durdurabilecek birileri olmalı. Onunla boyu ölçüşebilecek birileri. Ona çok yanlış yaptığını söyleyecek birileri. Bak Mehek, sakın yalnız olduğunu düşünme. Ben varım. Seni anlıyorum. Gelirse ya da seni rahatsız ederse beni arayabilirsin. Hemen çıkar gelirim. Gerçekten gelir misin? İnanmıyorsan bir dene.
Yağ görüyorsun değil mi? Hı-hı. Pişmesine çok az kaldı demek bu. Göreceksin yenge. Bir dahaki sefere kendi yaptığım köreli tavuktan getireceğim sana. Harika oluyor. İnşallah. Hatırlıyor musun yenge? Birkaç yıl önce kuzenimin düğününe katılmak için hep birlikte Sakkar'a gitmiştik. Ferzaneydi değil mi? Evet evet. Ta kendi. Orada piknik yapmıştık. Hatta amcamın çalıştığı fabrikaya bile gitmiştik. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Devasa mango ağaçları vardı. Evet, doğru hatırlıyorsun. İşte o Ferzane ile telefonda konuştum. Öyle mi? Nasılmış? İyiymiş. Hala Sakkar'dalar. Anladım. Hatta amcam onun kocasını da aynı fabrikada işe sokmuş. Çok iyi yapmış. Bana ne dedi biliyor musun? O çocuktan bahsetti. Hani Mehek için eve gelen. Nawapzade Dilaver'in oğlu. Dilaver, Sakkar'daki fabrikanın sahibi. Sadece orası da değil. Bir sürü yeri varmış. Ayrıca bir sürü iş yeri, tarlaları, mülkleri ve daha neler neler. İyi de bunu bana neden anlatıyorsun? Yok bir şey. O bana anlattı da. Ne düşündüğünüzü sordu yani. Onun nereden haberi olmuş? Bunu sadece sen biliyordun değil mi? Hayır. Bu konuyu bütün mahalle biliyor. Bütün mahalle bu konuyu nasıl öğrendi biliyorum ben. Nahit. Geliyorum. Tamam, birazdan çıkıyorum. Gelir mi gelmez mi ne demek? Ben dediysem kesin gelecek. Sen bekle, onu alıp geleceğim. Bir yere mi gidiyorsun? Evet. Sen burada ne yapıyorsun? Seninle konuşmak istiyorum. Söyle. Acelen mi var? Senin için fark eder mi? Konu nedir? Bana ters cevaplar veriyorsun. Başka soru sorarsan daha ters bir cevap alırsın. O yüzden artık söylesen çok iyi olur. Annen senin için bir kız bulmamı istedi. Senin bir an önce evlenmeni istiyor. Öyle mi? Bu çok güzel bir haber. Ben de tam bunu yapmaya gidiyordum. Ne yapmaya gidiyorsun? Ne demek bu? Yani hoşlandığım bir kız var zaten. Onunla evlenmek üzereyim. Hangi kız? O. Ama bu o kız. Evet, o kız. Güzel değil mi? İyi de kim bu? Nereden geliyor? Hangi aileden? Hangi kastan? Benimkinden. Ben onun kastındanım. Ailesi de benim. İstersen anneme söyleyebilirsin. Yoksa ben söylerim zaten. Biliyor musun abla? Dışarıda herkes bunu konuşuyor. Okulda olanları herkes öğrenmiş. Nida, lütfen bırak konsantre olayım. Alo. Sesin de en az senin kadar güzelmiş. Kimsiniz? Kimseye haber vermeden dışarı çık. Seni dışarıda bekliyorum. Dışarıda mı? Kimseden korkmana gerek yok. Eğer baban bir şey derse benden bahset. Gelmene izin verir. 5 dakika veriyorum. Eğer bu süre içinde gelmezsen birinin sana engel olduğunu düşünürüm. Ve içeri gelirim. Seni bekliyorum. Bakma Hek. Sakın yalnız olduğunu düşünür. Ben varım. Seni anlıyorum. Gelirse ya da seni rahatsız ederse beni arayabilirsin. Hemen çıkar gelirim. Bak, ben sadece öylesine konuşuyordum ama yengen var ya, of. Hemen alındı. Bütün suçu bana yüklemeye kalktı.
bu konular hiç gizli kalmaz ki. Senin öylesine konuştuğun konular birilerini rahatsız etmeye yetiyor. Doğru. Tabii. Sen koskoca dünyada sadece beni suçla. Ah sen! Oğlum telefonun çalıyor. Şuna bak. Yine gelmiş. Kim gelmiş? O zengin çocuk. Arabasını abinin evinin önüne park etmiş. Kenara çekil de çaktırmadan bak bari. Abim ya da yengem görürse büyük sorun çıkacak. Oo, bütün mahalle izlemeye başlamış. Ben baksam ne olur? Yeter. Hadi çekil şuradan. Ne oluyor sana? Çekil dedim. İçeri geç. Ya, hadi. Ya dedim. Neden telefonu açmıyor bu? Uyuyup kaldı herhalde. Bütün mahalleli dışarıda toplanmış buraya bakıyor. Sen burada kal. Hiçbir yere çıkma. Ben aşağı iniyorum. Sakın gelme. Abla nereye gidiyorsun? Dur. Hayır, dur, bırak gitmene beni. İzin vermeyeceğim. Eğer ben gitmezsem birazdan o içeri gelecek zaten. Bu kadar rezalet yeter. Artık bunu yaşamak istemiyorum. Hayır, onunla son konuştuğunda iki gün yataktan çıkamadın. Sana iyi gelmiyor. İyi de bu şekilde baba, nasıl? Annem doğru söylüyor baba. Seni yine tehdit edecek. İzin ver, onunla ben konuşacağım. Aklını mı kaçırdın sen? O canavara gitmene izin mi vereceğim yani? Baba... Buraya benimle konuşmaya geldi. Dışarıda beklerse kıyameti koparacak. Ortalığı ayağa kaldıracak. Lütfen izin ver gidip konuşayım. Ortalığı ayağa kaldıracakmış. Ya sana bir şey olursa? Baba. Sen bana güveniyor musun? Kızım, evet güveniyorum ama... Tamam. Şimdi bu evden nasıl çıkıyorsam aynı şekilde geri döneceğim. Yardım et bana. मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया तूने ये कैसी तेरी खुदगर्जी सुनी ना दिल की कर्जी मेरे ना सुना देखे तू तेरी मर्जी तेरी मर्जी तेरी मर्जी ये कैसी तेरी खुदगर्जी तेरी मर्जी ये कैसी तेरी खुदगर्जी aslında sen haklıydın. Aynı gün polise gidip şikayetçi olmalıydık. Hangi şikayetten bahsediyorsun abi? Sen evde değil miydin? Ben onu kendi gözlerimle gördüm. Kendi rızasıyla arabaya bindi ve onunla birlikte gitti. Kimse onu hiçbir şey için zorlamadı. O kendi isteğiyle gitmedi. Oraya babasının izniyle gitti ve o adamla konuşacağım dedi. Sadece konuşmakla onunla gitmek arasında çok fark var. Rehan, sen neden susuyorsun? Sen de görmedin mi? Yanımda değil miydin? Kendi rızasıyla gitmedi mi? Nait doğru söylüyor. Mehek benim iznimle gitti. Neden gittiğini ve ne yapmak için gittiğini seninle tartışmaya gerek görmüyorum. Önemli olan şu, biraz geç kalmış da olsak artık polise gitmek zorundayız. Ne olursa olsun. Polis mi? Abi, bunu tekrar düşünelim.
yüksek mevkideki insanlarla ters düşmek yanlış olur. Demek istediğim, insanlarla konuşmayı da deneyebiliriz. Evimin kapısına kadar geldi ve kızımı alıp götürdü bu adam. Böyle biriyle nasıl konuşabiliriz ki? Bence haklısın amca. Karakola gitmekte daha fazla gecikmeyelim. Hemen çıkalım. Birlikte gideriz. Ha, durun, ben de geliyorum. Bu senin için. Çok güzel görünüyorsun. Biliyorsun, birkaç defa seninle konuşmak istedim. Ama her seferinde araya biri girdi. Ben çocukluğumdan beri öfkeli bir adamım. Çok da inatçıyım. Eğer bir kere tepem atarsa kimse beni tutamaz. Ama umarım burada bizi kimse rahatsız etmez. Kayınpeder, yani senin baban, onunla düğün hakkında konuşmuştuk. Detaylar için tekrar geleceğim. Artık kimseden korkmana gerek yok. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Korkuyorum. Hı? Korkuyorum. Kimden korkuyorsun? Senden. Benden mi korkuyorsun? Niye, ben hortlak mıyım? Lütfen peşimi bırak artık. Ben zaten sözlüyüm. Söz bozulur. Bozulacak. Zaten bütün mahalleye rezil olduk. İnsanlar dedikodu yapıyor. Benim babam çok saygıdeğer bir adamdır. Ben de saygıdeğer biriyim. Ailem oldukça itibarlıdır. Merak etme, ben herkesi susturmayı bilirim. Kimse seni konuşamaz. Senden korkuyorum. Ben senden hoşlanmıyorum. Yalvarırım, bunu yapma. Lütfen peşimi bırak artık. Ben buraya sadece mecbur olduğum için geldim. Sen bütün ailemi endişelendiriyorsun. Lütfen benim peşimi bırak artık. Kesin artık şunu, yeter. Babanızın düğünü mü bu?
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.